İlk Call of Duty oyunu çıkalı tamı tamına 14 yıl oldu. Bu 14 yıl içinde seri için 13 tane ana oyun, yaklaşık 16 tane de yan oyun çıktı. Seriyle ilgilenen 3 tane ana firma, tam 18 tane de yan firma var. İkinci Dünya Savaşı'nda başlayan COD serisi Modern Warfare ile günümüze muhteşem bir sıçrayış yaptı. Kısa bir sürede günümüzün militaristik aksiyonlarının da cılkı çıkarıldı ve neden uzaya gitmeyelim ki gibi bir fikre kapınıldı. Tabii ki bunda Ghost ve Modern Warfare 3 oyunlarının başarısızlıklarının payı çok büyük. Seri köklerinden uzaklaşmaya başladı. Arada Black Ops 1-2, Infinite Warfare gibi güzel oyunlar çıksa da genel olarak oyunlar beklenen beğeniyi toplayamadı. Bu durumun oluşmasında tabii ki Activision'ın açgözlülüğünün katkısı çok büyük. Neden her yıl oyun çıkartıyorsunuz anlamıyorum ki. Bir de gidip üstüne 3'er 5'er DLC çıkartıyorsunuz, Season Pass'ler çıkartıyorsunuz ama yetmiyor. Bir DLC daha, bir Season Pass daha, bir Map Pack, bir bilmem ne, yeter kardeşim. COD serisi düşüşteyken Battlefield 1'in büyük başarısı Activision'ı strese sokmuş olmalı ki serinin son zamanlarda çıkan en iyi oyunu olan Infinite Warfare'e rağmen bir sonraki oyunun 2. Dünya Savaşı'nda geçeceği duyuruldu. Açıkçası ben gelecekte geçen COD oyunlarına son verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Düzgün yapıldığı zaman bunların ne kadar iyi olabileceğini hepimiz gördük. Umarım Activision sorununun oyunların dönemleriyle ilgili değil de kendi yapım politikalarıyla ilgili olduğunu anlar. Yoksa serinin 2. Dünya Savaşı'na dönmesinin hiçbir anlamı olmayacak. Peki bu çıkarmanın başarılı olması için gereken noktalar ne olmalı onlara bakalım. Her şeyden önce oyunun adını değiştirin. Son oyun duyurulduğunda herkes ilk duyurulan adın bir COD ismi olduğunu zannetti. Sıkı durun, hepiniz biliyorsunuz muhteşem bir isim geliyor şimdi. Call of Duty World War 2. Tamam, anlıyorum. 2. Dünya Savaşı'na döndüğünüzü iyice anlatmak, bu sebeple de satışları arttırmak istiyorsunuz. Battlefield adının başına bir koydu. Biz de önce Call of Duty yaptığımız için bari World War 2 yapalım diyorsunuz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Serinin devamı olursa ne olacak? World War 2 mu? Ne bileyim, en basitinden Second World War deyin. European Warfare olabilir. Pacific Warfare. En kötüsünden Let's kill Nazis again falan olsun bari. 3 saniyeden daha fazla düşünseler World War 2'dan daha iyi bir isim bulabileceklerine eminim. Ama düşünecekler mi, ondan emin değilim. İyi karakterler, iyi hikaye. Eski 2. Dünya Savaşı oyunlarına bakarsanız çoğunlukla karakterlerin o kadar da önemli olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Medal of Honor, Call of Duty 1-2 gibi en popüler oyunlarda karakterlerin K'sinden bile bahsedebileceğimiz birileri yok. Bu oyunlar temel olarak herhangi bir askerin içinde bulunduğu olağanüstü durumları anlatıp savaşın epikliğini gösteriyor. 2005 yılında Gearbox'ın yaptığı Brothers in Arms bu döngüyü tamamen değiştirerek birbirlerini umursayan askerlerden oluşan bir bölüğü konu aldı. Bu seri savaşın sadece koca ülkeler arasında olmadığını ve asıl savaşların bireyler arasında olduğunu gözümüze soktu. En sevilen COD oyunlarına baktığımızda da aklımıza kült karakterler geliyor. Captain Price, Ghost, Captain Woods, Victor Reznor gibi isimler bu oyunların oynanmasına büyük katkıda bulundu. Ama Advanced Warfare, Ghost, Black Ops 3 gibi oyunlara baktığımızda sıkıcı hikayeler ve herhangi bir özelliği olmayan karakterler görüyoruz. Çıkacak COD oyununun çalışması için en gerekli şeylerden biri iyi yazılmış karakterler. Yine kimin nerede olduğunu anlayamadığımız 15 farklı cephede 35 karakteri oynamak yerine daha konsantre ve ne olduğu anlaşılan bir hikayeyle o hikayeyi destekleyecek karakterlerle bu işi yapmak lazım. Battlefield 1 gibi 5 saatlik bir oyun yapıp üstüne de 5 tane birbirinden kopuk ana karakter koyarsanız ortalık tam bir dandiklik festivaline dönüyor, haberiniz olsun. Ama iyi bir hikaye yazacağım diye lütfen diğer oyunlardan arak yapmayın. Zira bu kodun ilk yayınlanan resimleri bu konuda hiç güven vermiyor. Oyun daha duyurulur duyurulmaz böyle skandalların olması hiç hoş olmadı. Epik çıkarma sahneleri. İkinci Dünya Savaşı oyunlarıyla ilgili en çok özlediğim şeyin tartışmasız epik çıkartma bölümleri olduğunu söyleyebilirim. Medal of Honor Allied Assault'taki Omaha bölümü, Call of Duty'deki Stalingrad çıkarma bölümleri gerçekten çok özeller. Bu bölümler hatıramda çok güzel anılar olarak kalsa da şimdi dönüp baktığımda 10 yıl öncesinin teknolojisiyle pek de etkileyici olamıyorlar haliyle. Günümüzün görselleriyle o eski efsane bölümleri veya benzerlerini yapabilirlerse
gerçekten de tadından yenmeyecek anlara sahip olabiliriz. Açıkçası bunu becerememeleri için hiçbir sebepleri yok şu an. Tek bahaneleri beceremedik olabilir ama onu da Activision dahil kimse duymak istemiyor. Black Ops 2'deki seçeneklerimizin oyunu değiştirme durumu lütfen geri gelsin. Birçok insan oynarken bunun farkına varmamış olabilir ama Black Ops 2'de yaptığınız birçok şey oyunun gidişatını ve sonunu etkiliyordu. Mesela rehin alınan birini verilen bir zaman diliminde kurtaramazsanız o karakterin kaderi, bölümlerin gidişatı değişebiliyordu. Bölüm içinde seçtiğiniz yolların birinde arkadaşınızın yüzü yanabiliyor ve oyunun devamına yanık yüzle devam edebiliyordu. Bunun gibi hikayeye hem içerik hem de görsel yönden değiştiren bir sürü şey vardı. Bu sefer 2. Dünya Savaşı'nın zorluğunu anlatmak için ekip arkadaşlarımızın ölebiliyor olması oyunun çehresini tamamen değiştirebilir. Çok sevdiğimiz bir takım arkadaşımız bir hatamızdan dolayı ölebilse veya sakat kalabilse oyunun geri kalanını etkilese çok güzel olmaz mı? Böylece oyunla duygusal bir bağ da kurabiliriz. Seçimlerimizin takım arkadaşlarımızı etkilemesi savaşın acımasızlığını sonuna kadar gösterebilir. Bunu gerçekleştir Activision. Artık Call of Duty oyunlarının insanlardan para dilenmeyi bırakması lazım. Tamam, oyun başına 550 tane harita çıkartıyorsunuz. Bunun için para istiyorsunuz, anlıyorum. Ama Modern Warfare Remastered için çıkardığınız Remastered DLC'lere para istemenize ne demeli? Olayın tamamen açgözlülükle alakalı olduğunu görmek için deha olmaya gerek yok. Artık insanları yolmayı bırakın. Zaten multiplayer olarak kod aşırı büyük bir düşüşte. Bir de her paketi parayla satarak insanların multiplayer'dan uzaklaşmalarını sağlıyor. Oyuncu kitlenizi resmen ortadan ikiye bölüyorsunuz. Co-op'u düzgün bir şekilde geri getirin. Black Ops 3 co-op oynanışa sahipti ama berbattı. Bu durum bütün oyuna yansıyordu. Çünkü oyunun ana senaryosu co-op'a göre 4 kişi düşünülerek tasarlanmıştı. Bu durum Call of Duty'nin imzası olan script edilmiş, yani önceden belirlenmiş olan olayların azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla bölümler çok daha sıkıcılaştı. Görünüşe bakılırsa bu sene çıkacak olan kodda co-op olacak. Ama bu mod için yeni bölümler tasarlanacak. Bu konuda yapımcıları tebrik etmek lazım. Çok büyük bir hatadan iyi bir ders çıkarmışlar gibi duruyor. Tabii ki asıl durumu oyun çıktığında anlayacağız. Ama co-op'un ayrı olarak tasarlanmasının olumlu bir adım olduğunu söyleyebilirim. Eski 2. Dünya Savaşı kod oyunlarında üstümüze gelen düşmanlar bir türlü bitmek bilmezdi. Belli bir noktayı geçmediğiniz sürece de düşmanlar aynı yönden aynı şekilde gelmeye devam ederlerdi. Tamam, anlıyorum, 2. Dünya Savaşı'ndayız, sınırsız düşmanımız var ama olay böyle olmamalı. Oyun o belirlenen noktayı geçmediğiniz sürece düşmanların sürekli respawn edeceği şekilde tasarlanmıştı. Bu durum aslında sadece 2. Dünya Savaşı oyunlarında değil, yakın zamana kadarki kod oyunlarında da böyleydi. Umarım bu hatayı tekrarlamazlar ya da bunu hissettirmeden yaparlar. Çünkü eski oyunlarda dikkatli baktığınızda düşmanların doğum noktalarında yoktan var olduğunu görebiliyordunuz. İyi bir kötü adam. Sürükleyici bir hikaye anlatmanın yollarından biri kuvvetli bir antagonistten, yani kötü adamdan geçiyor. Wolfenstein'ın Deathhead'i, Enemy at the Gates'in König'i, Inglourious Basterds'in Hans Landa'sı. Bu karakterler hikayeyi zenginleştiren, heyecanı 100 kat arttıran karakterler. Savaş dönemlerinde spesifik bir kötü adam yaratmak çok zor. Ama kod bunu başarıp izlemesi çok ilginç bir kötü taraf yaratırsa tadından yenmez. Her ne kadar ilk bakışta 2. Dünya Savaşı'na dönmek Call of Duty için en kolay hamle gibi gözüküyor olsa da aslında işleri çok zor. Düşünün, World at War'un üzerinden tam 9 yıl geçti ve bu süre zarfında oyun dünyasında çok büyük değişiklikler oldu. Eğer modern dokunuşlarla eski kalitede bir 2. Dünya Savaşı oyunuyla karşılaşırsak herkesin mutluluktan beyni patlayabilir. Ama dediğim gibi Sledgehammer Games'in işi çok zor. Sene sonunda Call of Duty World War 2'yi oynarken görüşmek üzere diyorum. Oyun Efendi 2017.